Zilhicce, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem bu 3 ay dünya kurulduğu günden itibaren Tevbe suresi 36. ayette Allah-u Teala'nın bildirdiğine göre haram aylar. Yani o aylarda insanların dokunulmazlıkları var. Bu dokunulmazlık sebebiyle de dünya çapında ticaretin yapılmasına imkan veriyor. Yani insanlar ürettiklerini belli bir noktaya getiriyorlar. Karşılıklı değiş tokuş da mal ve hizmetin tüm dünyaya yayılmasına sebep oluyorlar. Dünya kurulduğu günden beri böyle. Bunun en fazla yapıldığı yerde Kabe ve çevresi. Çünkü Kabe son derece önemli bir mekan. Allah-u Teala'nın Ümmü'l-Kura adını verdiği bir yer Mekke-i Mükerreme. Tevrat'ta da Bekke olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de Mekke'ye Bekke ifadesi kullanılıyor. Ümmü'l-Kura demek ana kent manasına geliyor. Ana kent olunca dünyanın merkezi olması gerekiyor. Bu konunun uzmanların ifadesine göre kara parçalarının dünyadaki merkezi konumunda olan bir yer. Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Şerif'in bulunduğu yer. Yani bir pergelle çizecek olsanız pergelin bir ucunu Kabe'nin olduğu yere koyacaksınız. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi Bekke'te mubaraken ve huden lil âlemin. İnsanlar için konan, yapılan ilk beyt. Beyt kelimesi yani üstü kapalı bina demek. Yani içerisine girebiliyorsunuz, geceyi geçirebiliyorsunuz içerisinde. İnsanlar için yapılan ilk beyt. İnsanlar için ifadesi olunca bir kamu binası diyebileceğimiz bir oluyor. Yani kişi kendisi için yapar, bir de insanlar için yapar. Belki değil, muhakkak yeryüzünün ilk vakıf binası olarak düşünebileceğimiz bir yer. Elbette ki Bekke'de olandır. Mübareken, bereketli. Ve huden lil alemin. Tüm aleme de bir yol gösterici. Mesela burada kıble olarak tanımlayabiliriz bunu. Yani herkesin kıblesi. Biliyorsunuz Kabe-i Şerif baştan beri kıbleydi. Kısa süreliğine Davud Aleyhisselam'dan itibaren kısa süreliğine Beyt-i Makdis kıble oldu. Daha sonra tekrar eski haline döndü. Kıble Kabe-i Şerif'e döndü. Bunu anlatan ayetleri de biliyorsunuz. Çok kısaca hatırlatırsak Allah-u Teala diyor ki وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبِهِ. Senin şu ana kadar durduğun kıble, yani Peygamberimiz Mekke'de ve Medine'de bir süre şeye uyarak, ehl-i kitaba uyarak Beyt-i Makdis'e yönelip ibadet yapıyordu. Bu da zaten Allah'ın emri. En'am suresinin 83. ayetiydi galiba. Ülâikellezîne hedallâh ve bihudâhu muktedih diyor Allah-u Teala. Orada bütün peygamberler sayılıyor. Onlara kitap verildiğinden bahsediliyor. Bu onlar yol gösterdiği kişilerdir. Sen de onların yollarına uy diyor. Zaten Nuh Aleyhisselam'a ne indirilmişse size de o indirilmiştir bu diye buyuruluyor Şura 13. ayette. Bu emirler sebebiyle Peygamberimiz ehl-i kitabın dönmüş olduğu Beyt-i Makdis'e dönerek namaz kılmak zorundaydı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bu ilişkileri göremeyenler zannediyorlar ki Peygamberimiz kendi tercihiyle, hatta Yahudilerin gönlü olsun diye Kabe'ye dönmüştür. Böyle bir şey olmaz. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçidir. Elçi, kendisini elçi gönderen tarafından yönlendirilir. Kendi başına iş yapana elçi denmez. Zaten Allah ona da sana indirilene uy diye emir vermiştir. İşte indirilenler içerisinde onların yoluna uy emri var. Dolayısıyla Peygamberimiz mecburen Beyt-i Makdis'e dönerek namaz kılmış. Sonra ve ma ceallel kıbletelleti kunte aleyha, senin bulunduğun kıbleyi, yani şu anda Kudüs'e doğru namaz kılıyorsun ya, onu bir kıble haline getirdik. Bunu getirmemizin tek sebebi şu: İlla lina'leme men yettebi'ur rasul. Bu Resul'e uyan kim, onu görelim. Çünkü Yahudilere ve Hristiyanlara Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyma emri verilmiş. اَلَّذ۪ينَ اِتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları bu ümmi nebiye uyanlar diye orada onların uydukları takdirde doğru yolda alabileceklerini söylüyor. Şimdi bu tabii ciddi bir problem. Gerçek manada uyup uymadıklarını tespit etmek için böyle yaptık diyor. Biz biliyoruz ki Yahudiler de Hristiyanlar da günde 5 vakit ibadetten yapıyorlar. İbadette de Kudüs'e dönüyorlar. Müslümanlar Medine'de Kudüs'e yönelerek ibadetlerini yaparken, ki aynı ibadet, Yahudilerin de orada gelip ibadet yapmalarının hiçbir mani yok. Kıble aynı kıble olduğu için. Ama kıble oradan Kabe'ye döndüğü an Yahudiler açıkta kalıyor. Onun için Allah-u Teala diyor ki Seyekul Süfeha Ümnen Nas 142. ayette, bu insanlardan böyle yani şey yapan bir kısım zavallı kişiler, yani akıllarını kullanmayan bir kısım insanlar şöyle diyecekler: Allahu man qiblatihumul lati kanu aleyha. Yani bunlara ne oldu? Yani işte ne güzel işte Kudüs'e doğru ibadet yapıyorlardı. Niye, ne oldu da bu tarafa döndüler? Yani sistem bozuluyor. İşte orada da diyor Allahü Teala, ben bu kıbleyi, kim bu peygambere uyuyor, kim uymuyor, onu ortaya koymak için yaptım. Yani Davud Aleyhisselam zamanından geçici bir süre, zamanına kadar geçici bir süreyle Kabe'nin dışında bir yer kıble olmuştur. Zaten ondan sonraki ayette de diyor ki وَاِنَّلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kendilerine kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyanlar çok iyi bilir ki kıblenin Kabe olması Rableri tarafından ortaya konmuş bir gerçektir. Dolayısıyla Kabe-i Şerif Adem Aleyhisselam'dan itibaren merkezdir.